Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir sneak peek daha karşınızdayım. Bugünkü sneak peekimizde neler var diye hemen kısaca bahsedeyim. Colette ve Colette'in kostümü, yine Emz'in, Sandy'nin, Spike'ın, Sprout'un ve El Primo'nun El Atomico kostümü, Poco Star kostümü, ve yine botları hani şey yapabiliyorduk ya çıkarabiliyorduk ya oyundan. Botlar çıkarılmış halde bu kostümlerin test edilmiş birkaç oyun içi görüntüsü. Ve aynı zamanda yine bu kostümlerin fiyatlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani kolet ve diğer gelen tüm kostümler aynı zamanda oyun içerisindeki oynanışlarıyla birlikte sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi isterseniz hemen videomuza doğru geçelim ve bu sneak peekte bütün detaylara birlikte bakalım. Eğer bunun gibi daha fazla güncelleme videosu istiyorsanız dostlar bu videoya sizden şu anda bir tane like atmanızı bekliyorum ve mutlaka bir de yorum atarak bana destek olursanız çok sevinirim. Eğer güncelleme haberlerinden ilk kez haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Şimdi hemen isterseniz izlemeye geçelim. Şu anda Colette'i görüyorsunuz arkadaşlar. Colette'in oyun içerisindeki görüntüsü. Colette bildiğiniz gibi bir tezgahtar kız ve bir e, çok karaktere de hayranlık besliyor. O yüzden de aynı zamanda onların bazı eşyalarının koleksiyonunu yapıyor. Hayat hikayesinden bahsetmek gerekirse kısaca hayran bir kız ve şu anda görüyorsunuz arkadaşlar kromatik bir karakter. Aksesuarı ve yıldız gücünden de yine bahsedeceğim. Bütün özelliklerinden size bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi karşı tarafın canına göre e, vuruyor arkadaşlar ve şöyle ata hasar olarak %35 veriyor. Yani 1000 şeyi varsa canı varsa 350 vuruyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ve süperi de %20 vuruyor. Yani bir belli bir hasar değil abi. %35 ya da %20 vuruyor. Ama özel target dediği özel hedeflere de 1400 vuruyor. Mesela robota hep 1400 vuruyor. Ve böyle de bir aksesuar var. Aksesuarında da Colette'in bir sonraki saldırısı kendisinin o andaki canının %40'ı kadar vuruyor. Mesela o anda 10.000 HP'n varsa kanka karşı tarafa 4000 vuruyorsun. Ve aynı zamanda yıldız gücünde de hani süper kullanıyordu ki ileri geri gidiyordu. İleri geri giderken karşıdaki rakibi de ittirebiliyor ya da kendisiyle birlikte çekebiliyor. Böyle de bir yıldız gücü var. Şimdi Colette'in en önemli handikaplarından bir tanesi arkadaşlar belki hani tahmin etmiş olabilirsiniz ya da biliyorsunuzdur. Hani tamam HP'ye göre vuruyor ama can azaldıkça bakın daha da az vuruyor. Artık hani mesela burada kaç tane vurması lazım? Görüyor musunuz? Bak vuruyor vuruyor öldürmüyor. Hani nasıl öldüreceğiz gibi bir handikap var ama bunu aksesuarla çözmeye çalışmış. Yani aksesuarda kendi o andaki HP'sinin mesela şu an 4480 var. Kendi o andaki canının %40'ı kadar vuruyor. O yüzden şöyle bir e, dinamik tasarlamışlar arkadaşlar. Vuruyorsun, vuruyorsun. Mesela tanka erittin, erittin, erittin. Son vuruşu yapacaksın ya kanka. Aksesuara basıyorsun, son vuruşu yapıyorsun. Ama kesinlikle biz e, diğer arkadaşlarla da biraz tartıştık. Kesinlikle tek hesaplaşma karakteri olmadığını düşünüyorum. Tek hesaplaşmada zayıf kalacaktır. Çünkü yani 3 tane aksesuar kullanabiliyorsun. Hani 3 düşmana kadar tamam öldürdün ama hani o e, canı azaldıktan sonra öldürmek için durmadan vurman lazım ama elmas kapmaca, soygun ne bileyim işte kuşatma, savaş topu gibi haritalarda e, gerçekten güzel çünkü tankları eritecek. Bakın mesela şu anda gördüğünüz gibi yıldız gücünün de etkisiyle oradaki rakipleri de kendi yolunda ileri ya da geriye doğru oynatabiliyor arkadaşlar. Daha çok ileriye doğru oynatıyor tabi. İleriye kadar götürüyor ve orada bırakıyor diye düşünebiliriz. Ama yıldız gücü ee, güzel. Yıldız gücü hani karşı tarafta mesela yanınızda bir rakip daha varsa o rakibi de ileriye kadar ittirdiği için onları en uç noktada bırakıyor. Siz hemen geriye doğru dönüyorsunuz. Bu da yıldız gücünü avantajlı bir hale getiriyor. Ve Dediğim gibi 1400 mesela robot vesaire gibi özel şeylere hani atıyor çok fazla canı var. Onun %35'i kadar vursa çok fazla vurur. Onu engellemek için de orada bir sınır getirmişler abi. O sınırda dediğim gibi %1400 yani 1400'den daha fazla vurmuyor robotlara. Hani şeyi düşünmüştüm ben de düşünmüştüm onu işte robot mapinde mesela alacaksın çatır çatır 3 vuruş 4 vuruş baya bir hp'sini alırız falan diye öyle olmuyor yani onu da düzenlemişler ve 1400'de sınırlamışlar arkadaşlar ama dediğim gibi mesela bu modlarda şu anda mesela bir vuruşuna bakalım bakın ilk vuruşu 1862 vurdu mesela ikinci vuruşu 1210'a düştü. Bakın sonra 394'e düştü. 280 yani bakın şu anda mesela oradaki sen diye bir vuruşla öldüremeyecek kadar az vuruyor son vuruşlarda. Son vuruşu yapacağınız zaman sizin de canınızın Biraz daha yüksek olması lazım. Çünkü sizin canınız az olursa karşı tarafa da vuramazsınız. Bu yine Colette'in kostümü arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Colette'in kostümü ben ben bayağı beğendim. Gerçekten güzel olmuş. Böyle bir şeytan temasıyla yapmışlar ve biraz hani Star Park korkutucu, ürkütücü bir yer ya. O temaya uygun bir kostüm olmuş. O yüzden bu kostüm de hoşuma gitti. Yanında bir tane şey var, kitap var. Kitabın üstünde yarasa uçuyor. Oğlum, korona var. Yarasa. Yapma böyle şeyler. Yarasadan soğuduk iyice. Yarasa ile uçan bir kitabı falan var. Yanında. Şimdi burada da yine e, bu kostümü deniyor. dediğim gibi botları çıkartmış ve botları çıkartarak yani kendi tarafındaki botları çıkartarak e, böyle bir deneme yapıyor bu kostümde. Buna da bir bakalım. Evet gene kalp şeklinde atıyor. Aynen gene kalp şeklinde atıyor. Gördüğünüz gibi biraz daha şey ama e, rengi vesaire biraz daha sanki değişik bir e, kalp gibi ve gördüğünüz gibi ultisi de bu şekilde %40'ı kadar aksesuarı kullandıktan sonra vurduğuna dair net bir bilgi zaten yazıyor aksesuar bölümünde gördük birlikte o %40'ı ben biraz hesap makinesinden de hesaplamaya çalıştım abi. Tam birebir tutmuyor ama çok yakın tutuyor. Yani bir 50-60 hasar şaşıyor. Yine sizin de tespit ettiğiniz videonun içerisinde farklı şeyler olabilir. Eğer farklı şeyler varsa mutlaka bunu da yorum kısmına yazın. Bakın pinleri de yani rozetleri de bu şekilde ağlayan güzel bir rozeti var mesela. Kolet ve kostümü yani... Colette zaten hani bu yeni Star Park temasının baş kahramanı ve işte kaybetme efekti de bu şekilde yarasa e, tavana suyu ayağından gibi bir durum var. Yine Spike'ın böyle bir kostümü var biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim. E, farklı şeyler var. İşte maskeler var yüzüne taktığı. Ve her öldüğünde farklı bir maskeyle tekrar canlanıyor demiştik. Bu e, işte şu anda görüyorsunuz mesela. Tik var, 8 bit var. Ve farklı yine e, kostümlerin, daha doğrusu farklı karakterlerin... E, maskelerini bu şekilde takıyor arkadaşlar. Ve oyunun içerisinde de bunu farklı farklı görebileceğiz. Benim çok hoşuma gitmedi. Spike'ın hani farklı şeylerin maskesini takması ya bir tek aşağıya doğru bakarken görünüyor zaten. Yukarıya doğru bakarken gene aynı. O yüzden bunu alacağımı pek düşünmüyorum. Alırım herhalde yani yine sizinle paylaşmak için alırım ama ee, ama şeyinki çok hoşuma gitti mesela. Colette'in kostümü çok hoşuma gitti. gene ileride bir, bir kostüm daha var. O da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve bu maçı da böylelikle kazandılar. Bu da ve şu anda da tikin vazgesi oldu. Spike'ın kostümüydü. Spike'ın kostümüyle ilgili de gene görüşlerinizi yazabilirsiniz yorum kısmına. Sandy'nin kostümü. Sandy'nin kostümünde Leon'un şapkası var. Yani değişik olmuş. Leon gibi olmuş. Elinde kocaman bir Lollipop'a benzer bir şey var yani sanki Leon'u taklit ediyor gibi bir sende yine arka tarafında iki tane pembe cebine koyduğu balon gibi iki aksesuarı var güzel bir saati var ve Sandy yine her zamanki gibi uyuyor üstünde tabii ki Brawl Stars'ın yeni amblemiyle yine bir tişört var altında pembe ayakkabılar falan var değişik bir kostüm yapmışlar ve Sugar Rush kendi şekere hücum ee, Sandy pardon kendi diyorum şekere hücum e, Sandy şeklinde bir de kostümün ismi var arkadaşlar. Hemen ona da şöyle bir bakalım. Abi elindeki şey e, El Primo'ya benziyor bu arada. El Primo mu acaba diye düşünüyorum. Tabii ki bu detayı siz de eğer e, şey yapıyorsanız, doğruluyorsanız yorum kısmına yazın. Çok emin olamadım ama biraz El Primo'ya benziyor. En azından andırıyor değilse bile. Ve gördüğünüz gibi... Bu kostümde bu şekilde biraz büyük yani hani o elindeki şekerdir bilmem nedir çok böyle büyük kostüm dediğim biraz ufak olacak yani karakterin nişan almasını zorlaştıracak o yüzden hani güzel kostüm ama yani çok hani oyunda bir avantaj sağlar mı? Çok avantaj sağlamaz. E görseli çok güzel mi derseniz bence görseli de çok abartı değil. El Atomiko kostümünü de yine oyunun içerisinde göreceğiz. El Atomiko kostümü de arkadaşlar bu arada e, yıldız puanlarıyla alınabilecek. Bu arada ben şeyden de bahsedeyim size isterseniz. Süper e, Fanatik Emz. Emz'in kostümü 150 elmas olacak. Sandy'nin kostümü 80 elmas olacak. Spike'ın maskesi kostümü 30 elmas olacak ve Sprout'un yine bir kostümü var. Sprout'un kostümü de 150 elmas olacak arkadaşlar ve El Atomiko yani şu anda görmüş olduğumuz El Primo'nun kostümü ise 10.000 yıldız puanı olacak. Bilmiyorum yani biraz böyle dumanlar falan da çıkıyor aslında fena da değil ama yani ben El Rey Primo'yu falan tercih ederim ya. Yani Primo'da yani alınabilir. Hani fazladan yıldız puanınız varsa ama 10.000 yıldız puanla ben mesela Kara Şövalye Jesse'yi almayı tercih ederim bunun yerine. Bilmiyorum yani biraz böyle alevli yanarlı dönerli değişik olmuş. Ve bu da arkadaşlar Star Poco Yıldız Poco. Bunu da biliyorsunuz zaten. Bu da böyle kafasındaki şapkayla Poco olmaktan çıkmış bambaşka bir karaktere dönüşmüş gibi. Sapsarı üstüne mavi bir takım elbise giymiş. Gitarını çalıyor gene aynı şekilde. Gülüşü o duruşu o karizmasından hiçbir şey kaybetmemiş güzel kardeşimiz. Gene tabii ki yüzünde o şapkasının üstünde Brawl Stars'ın amblemi de var. Böyle şey gibi olmuş. Bart Simpson gibi olmamış mı ya? Hatırlıyor musunuz? Bart Simpson vardı ya şeyde bir çizgi filmde. Bart Simpson gibi olmuş biraz böyle saçları. Bilerek benzetmeye mi çalışlar yoksa ben tamamen sallıyor muyum bilmiyorum. Siz de benzettiniz mi? Bana biraz Bart Simpson'a andırdı yani. Poco'nun kostümü de bildiğiniz gibi bedava Brawl Pass yolundan alınabilecek. Yani Brawl Pass'i açtığınız zaman zaten ilk ödül Brawl Pass'i açar açmaz hemen size bu kostümü veriyor arkadaşlar. Poco için fena değil. Yani Poco'nun böyle genelde biraz daha büyük gösteriyor kostümleri. Ama bu biraz daha ufaltmış. O yüzden hani hedef alması falan biraz daha zorlaşır. Bu kostüm hoşuma gitti. Kazanma animasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Değişen pek bir şey yok. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Emzin kostümündeyiz. Emzin kostümü gerçekten ama gerçekten benim çok çok hoşuma gitti. Emzin kostümü 150 elmas karşılığında satılacak ama Hakikaten değer. Bakın Spike çorapları var ayağında gördüğünüz gibi. Poco var yine sağ cebinin orada. Sol tarafta 8 bit var. Gerçekten çok enteresan şeyler eklenmiş. Ve yine alt tarafta Jesse'nin tareti var ayağının orada. Elinde yine her zamanki gibi bir şey var. Telefon var ve bir servis çekiyor ve yine şapkasının üstünde bir de rozet var arkadaşlar. El Primo rozetine benzer bir rozet var. Yani birçok karakteri içinde barındırıyor ve e, mavi bir şekilde böyle bir bulut gibi atıyor. Yani savaş animasyonu vesairesi benim hoşuma gitti gerçekten. Şimdi ultisini de e, gösterecek. Ultisine de yine bakalım. Bak gördüğünüz gibi balonlar çıkıyor. Balonların çıkması da gayet güzel olmuş. Güzel bir animasyon yapmışlar. Ve son olarak Sprout'un kostümündeyiz. Sprout'un kostümü gerçekten ama gerçekten aralarındaki en iyisi olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bir uzay teması ve daha önce bir tane videomda uzay teması gelebileceği ile ilgili bazı bilgiler vermiştim. Biraz onun habercisi midir bilmiyorum ama Sprout'un kostümü biraz daha böyle uçan uzay temasına yakın bir e, robot gibi bir kostüm yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Ve gördüğünüz gibi şu anda deneme haritasında... Sprout'u deniyoruz. Atışları gerçekten çok güzel. Atışlarında o hani böyle tohum gibi bir şey atıyor ya normalde. Onu değiştirmeleri güzel olmuş. En sonunda böyle havuca dönen, ilk başta pasta andıran bir e, görüntüsü var atışının. Ve yine ultisini de bir deneyeceğiz. Ultisinin nasıl bir görüntüsü var ona da bakacağız. Ultisi de bu şekilde yine yere böyle e, bombaya benzer şeyler atıyor. Böyle sanki üstünde anten olan bombaya yakın bazı şeyler atıyor arkadaşlar. Sprout'un yine oyun içi oynanışı da bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü sneak peek'imiz bu şekildeydi. Hem yeni gelen karakter hem yeni kostümler, yeni kostümlerin fiyatları vesaire derken bütün her şeyi aşağı yukarı incelemiş olduk. Yine farklı sneak peek'lerle de karşınızda olacağım. O yüzden eğer kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın dostlar. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like'ınızı atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız bir de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda her gün Nonolive'da canlı yayındayız. Açıklama kısmında Nonolive canlı yayındayız yayın linkimizde var. Oraya da mutlaka bekliyoruz dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve non canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.